Merhaba arkadaşlar, bugün yine başka bir bitkiyle karşınızdayım. Hatta daha doğrusu bugün benim üçüncü bitkiyi anlatma videom bu. Şu an Samsun ili Atakum ilçesi Körfez mahallesi üniversitenin girişindeki arazinin yanındayım arkadaşlar. Arazi de burası. Üniversitenin girişi, hatta daha açık adres olarak da Omu Batı garajındayım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Adres olarak da arkadaşlar bugün 15 Kasım 2020 Pazar günü. Bugünkü anlatacağımız bitki arkadaşlar köpek dişi. Cinidon Dalton'du arkadaşlar. Tamam, ben de söyleyemiyorum arkadaşlar. Ben bitkiyi önceden hazırladım. Bitkinin kökleri derine indiği için yapamadım. Hepsini tam topraktan çıkartamadım. Hani çıkartabilmeye şansım olsaydı köklerini de tam net bir şekilde size gösteririm ama yine de önemli değil. Şu an çünkü elimde hani bir tane kök var. Hatta diğerlerine de bakalım. Bir iki tane çekmiştim çünkü sadece bir tane değildi. Görüyorsunuz arkadaşlar bitkiyi 4-5 tane aldım. Hep birbirlerine sarmal haldeler. Birbirlerine şey yapıyorlar. Hani bu gördüğünüz iki bitki gibi gözükse de tek bitki arkadaşlar. Birbirlerine dirsek yapmış haldeler. Bakın buradan bağlanmışlar birbirlerine. Hani buraya baktığımız zaman hani gören der ki kök. Ama kök değil. Dirsek yapmış halde arkadaşlar. İki bitki birbirine bağlanmış. Rizomlarla bu da şey yapmış. Çoğalmış arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten. Şimdi kısaca bitkimizi bir anlatalım. Ilık, yağışlı, tropik ve subtropik iklimlere adapte olan bir bitkidir. Genellikle tarla kenarları, ondan sonra sulak alanlarda çok fazla bulabileceğiniz bir bitkidir. Basılmaya ve çiğnemeye karşı çok dayanıklı bir bitkidir. Bir enerji iyi, besin maddesi yüksek topraklarda yetişir. Şu an şeyde arkadaşlar, şu an tarla kenarında olduğum için yine şey yapılıyor, tarladan gerekli besin maddelerini alıyor. Onun için bu bitki biraz daha iyi gelişmiş. Ata gelişimini tamamlayıp artık kurumuş halde görüyorsunuz. Sulama ihtiyacı pek fazla yok arkadaşlar bu bitkilerin. Genellikle doğal yağışlardan su ihtiyacını karşılıyorlar. Ama tabi kültürünü yapmak isteyenler için hani mecburen sulanması gerekiyor. Ha, kültürü de biraz zahmetli bir işi bu bitkinin. Çünkü tohumları olmadığı için hani rizomlarla çoğaltma da biraz zahmetli bir iş. Bir yerden bir yere taşımadır. Onun ekimidir. Ondan sonra çıkmaz. O da kesin değil. Ekstrem koşullara çok dayanıklı bir bitkidir arkadaşlar. Gerek soğuk, gerek sıcak, gerekse su ihtiyacı. Hani mecburen hani bunların şey yapılması lazım, sağlanması lazım ama bu bitki bunlar sağlanmasa bile hani bir şekilde yaşamını sürdürebilen bir bitki. Az önce de belirtmiştik arkadaşlar. Bu bitki rizom ve stolonlarıyla çoğalır. Hani rizom yine kök dedik. Az önce de zaten başka bitkilerde de belirttik. Yine de belirteyim arkadaşlar. Bu kök kısımlarıyla arkadaşlar şey yapılıyor. Çoğalması oluyor. Bitki boyu genellikle 10 ile 40 santim arasındadır. Bakıyoruz arkadaşlar 10 ile 40 santim arasında ama ancak şu an bu bitki 30-35 santim arasında. Arkadaşlar bitki buradan böyle baktığımızda diyeceğiz ki belki diyebiliriz ki arkadaşlar bu bitki dik büyüyor ama bu bitki dik büyümüyor. Kökünün hepsini çıkartamadığım için hani bitkiyi tam gösteremiyorum size şu an. Bitki yatık büyüyor böyle arkadaşlar. Görüyorsunuz, farz edin ki burası toprak. Toprağı şu an ekilmiş halde bitki böyle büyüyor arkadaşlar. Yatık büyüyor. Yandan da bir bitki arkadaşlar buna destek veriyor. Hatta bunu böyle düşünelim. Yandan da bir bitki buna destek veriyor. Yatık bir şekilde büyüyor arkadaşlar. Hani daha doğrusu onlara dirsek diyorlar. Arkadaşlar yaprakları iki sıralı sarmal olarak dizilmiştir. Bakalım şimdi arkadaşlar.
Bakın arkadaşlar, yaprak dediğimiz şeyler arkadaşlar, bakın buradan bir hani karşılıklı görüyorsunuz. Sarmal olarak dizilmiş arkadaşlar. Ne sarmal dediğimiz arkadaşlar, iyice bir bitkiye sarılmış halde, hani ondan bağımsız değiller, biraz uzakta değiller. Bitkiyi iyi koruyor. Yaprakları çok fazla şey, yaprak ayası çok fazla geniş değil. Damarları şu an tam net olarak gözükmüyor. Öyle bir bitki arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, burası yaprak kını. Tam şey yapamadım ama, kopartamadım ama, yaprak kını arkadaşlar. Bak bu tırnağımın ucu. Burası kök kını arkadaşlar, kök kını. Ondan sonra zaten görüyorsunuz kökleri arkadaşlar. Bu da bu kökler aracılığıyla topraktan besin, su maddesi ihtiyacını karşılıyor. Buradan zaten bitkinin diğer organlarına taşınıyor. Ekstradan bir ilave edebileceğimiz başka önlemler var. Bir de arkadaşlar, bu bitkinin yaprakları tam hani şey olmasa bile, hani çok fazla olmasa bile, kısa tüyleri var arkadaşlar. Hani böyle ele batan, tam cinsinde değil, cinsinden değil de kısa tüylüdür arkadaşlar. Bu çiçeğin kümesi arkadaşlar tahmini olarak 5 cm kadar büyüyor. Ondan sonra zaten gelişimini tamamlayıp koruyor. Şu an zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Meyve tüysüzdür diyor. Cidden öyle arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar, kulakçık dediğimiz şeyler de arkadaşlar görüyorsunuz zaten. Elimden düştü de kusura bakmayın. Kulakçık arkadaşlar. Yakıcı ben bu bitkide bulamadım şu an. Kulakçık. İlk sıradan bu bitkiye başka ilave edebileceğimiz bir şey var mı diye bakıyorum. Tarla kenarlarında bulunuyor arkadaşlar çok fazla. Şu an tam şey yapamadım da, az önce bir yerden almıştım. Onun şey halini de gösterecektim de onu şu an bulamıyorum. Topraktaki halini de gösterecektim de onu şu an tam bulamıyorum arkadaşlar. İlerleyen günlerde bu bitkiyle ilgili daha iyi bir bilgi edinmeye çalışacağım. Daha iyi bilgilerimi de sizinle paylaşacağım. Sizden de yorum ve beğeni bekliyorum arkadaşlar. Yorum ve beğenileriniz benim için çok önemli. Size yardımcı olmak hani istiyorum. Sizin de bana yardımcı olmanızı istiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.